Ayasofya Camii'nde 86 yıllık özlemin ardından ilk bayram namazı bu sabah kılındı. Mehmet Nilüfer sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ayasofya Camii'nde ve izlenimlerini her saat bizlerle paylaşıyor. Bakalım bu saat diliminde saatimiz 12.14'ü gösterirken bizlerle neler paylaşacak Mehmet Nilüfer, nelerden bahsedecek. Mehmet kolay gelsin. Cuma namazına doğru birazcık daha kalabalığın artacağını bekliyoruz İrem demiştin. Artık namaza son bir saat diyebiliriz. Neler aktaracaksın bizlere? Beklediğimiz gibi de oldu. Yaklaşık yarım saat önce cami temizlik için ziyarete kapatıldı. Ve o temizliğin ardından da cuma namazı için insanlar camiye alındılar. Şu an biz caminin iç bölümünün tamamen dolduğunu ve caminin önündeki Ayasofya Meydanı olarak ifade edilen meydana serilen hasırların da dolmak üzere olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Ama buna rağmen hemen bizim sol tarafımızda göstereceğimiz noktaya, buraya geliş istikameti, halen insanların buraya geldiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Etraf halen kalabalık. Sabah namazında ve bayram namazında sadece caminin içi ve onun önündeki meydan değil, park kısmının da hınca hınç dolduğunu görmüştük, gözlemlemiştik. Büyük ihtimalle yaklaşık bir saat sonra da buralar yine öyle olacak tahminimiz. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Kurban kesenler, kurban işiyle uğraşanlar, aileleriyle veya yakınlarıyla bayramlaşanlar var. Ama buna rağmen Ayasofya'ya susamış binlerce, on binlerce Müslüman şu anda buraya akın ediyor cuma namazını eda edebilmek için. Gecenin ilk saatlerinde, hatta yatsı namazını kıldıktan sonra sabah namazını beklediğini ifade edenlere rastlamıştık. Onlar bekleyişlerini sürdürmüşlerdi, sabah namazını kılmışlardı, bayram namazını da burada eda etmişlerdi. Sonra genel olarak meydan ve Ayasofya'nın çevresinde yoğunluk düşmüştü. Ancak cuma namazı sebebiyle son bir saattir ve içinde bulunduğumuz saat içinde de yoğunluğun artmakta olduğunu, katılımın hızlandığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Güvenlik güçleri, polisler, onların da işi hiç kolay değil. Bariyer kuruyorlar. Buraya gelenlerin üst araması yapılıyor. Herhangi bir olumsuz durum olmaması için, kontrolsüz bir durum olmaması için, bu kadar güzel manzaranın olumsuz durumlarla lekelenmemesi için onlar da gayet yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Caminin iç bölümü doldu. Meydan bölümü de doldu artık. Orada da hareketlilik görmüyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz ve bir bankın üzerine çıkarak anlatmaya çalıştığımız park kısmı şimdi artık oralarda dolmaya başladı ve yine bir saatlik zaman dilimi var önümüzde. Bir saat sonra yaklaşık şu anki Kur'an-ı Kerim tilaveti bitecek. Öğle ezanı okunacak ve cuma namazı kılınacak. Bu Ayasofya'da kılınacak ikinci cuma namazı olacak 86 yılların ardından. O yüzden çok önemli görülüyor. Yine sabah saatlerinde eda edilen bayram namazı da 86 yıl aranın ardından Ayasofya Camii'nde kılınan ilk bayram namazı olmuştu. O yüzden buraya katılanlar duygusal anlar yaşamıştı. Duygu yoğunluğunu en üst seviyelerde hissetmişlerdi. Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de değil, dünyanın farklı yerlerinden insanların buraya geldiğini gözlemledik, gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Bosna Hersek'ten, Endonezya'dan sadece Ayasofya'da bayram namazı kılabilmek için gelenlere şahit olduk. O yüzden buradaki manzara gerçekten manevi anlamda insanı etkileyen türden. Biz de etkileniyoruz. Bizim haber nöbetimiz devam edecek. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecine dair de yetkililerin uyarısı var. Özellikle bayram hutbesini irad eden Profesör Doktor Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı, içinde bulunduğumuz pandemi dönemi sebebiyle temizliğe ayrıca önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Buraya gelen herkesten maskeli gelmesi rica ediliyor. Görevliler buna dair uyarılarda bulunuyorlar. Ve yine seccadeleriyle gelmeleri rica ediliyor. Zaten seccadesi olmadan gelenler de belediye ekiplerinin meydanın girişinde dağıttığı tek kullanımlık seccadeleri alıyorlar. Hava sıcak, gerçekten hava sıcak. Ama onların yüzündeki mutluluk ve sevinç gerçekten görülmeye değer. Halen umutları acaba caminin içine girebilir miyiz oluyor. İşte ayakta bekleyen insanları görüyorsunuz. Onların bir gözü caminin içinde. Acaba bir yer açılır da girebilir miyiz diye bekliyorlar. Ama caminin içinin dolduğu, içeriden bize verilen görüntülerde de çok net olarak görülüyor. Artık Ayasofya Camii'nde ikinci cuma namazı için hazırlıklar tamamlanıyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti var, onu dinliyorlar. Bununla beraber bugünün hatırına şekerini, lokumunu dağıtan vatandaşlar görüyoruz. Duygusal anlara sahne oluyorlar onlar da. Sevinçlerini paylaşıyorlar. Biz de onların bu anlarını, heyecanlarını, mutluluklarını size aktarmaya çalışıyoruz. Herkesin elinde cep telefonu. Onu da söyleyelim. Herkesin elinde cep telefonu. Ya fotoğraf çektiriyorlar ya video paylaşıyorlar. Ama bu anı, bu manevi anlamda üst düzey atmosferi sadece kendileri yaşamakla kalmıyorlar. Buraya gelemeyen tanıdıklarına, yakınlarına da yaşatmaya çalışıyorlar. O yüzden onların da heyecanı gerçekten görülmeye değer. İrem, bizim Ayasofya'daki nöbetimiz devam edecek. Bir sonraki yayın saatimizde cuma namazı belki de başlamış olacak. O yüzden onlar da sabırsızlıkla bu anı bekliyorlar.